Artık bir gebeyi takip etmeye başlayacaksınız ve bu takip, daha doğrusu gebe kalmaya karar verdiğiniz andan itibaren, değil mi, önemli bir sürece giriyor demektir. Bu prekonsepsiyonel dönem çok önemli. Oldu da size bir çip geldi, hocam biz gebelik düşünüyoruz, ne yapalım, ne yiyelim, ne içelim diye gelirlerse. Kısıtlayarak başlamıyorum. Ben ablacığım canın ne istiyorsa onu ye diyorum. Ama mesela çiğ köfte, hamburger, etli olanları yeme diyorum mesela. Ya da işte çiğ süt ürünleri, Brusella'dan korkuyorum, yeme diyorum. Değil mi? Az önceki önerim neydi mesela, neden korkuyorum? Türkiye için Toksodan korkuyorum çünkü. Bunlardan uzak kalmanı tavsiye ediyorum. Başka işte civalı olabilecek yiyecekleri önermiyorum. Onlardan uzak kalmanı öneriyorum. Anne yaşı da çok önemli değil midir? Anne yaşının küçük olması faciadır ya, faciadır. Bütün neredeyse sıkıntıları görürsünüz. Özellikle de anemi, preterm eylem, preeklemsi gibi. Ama anne yaşının ileri olması daha da kötüdür belki. Onun kadar kötüdür diyeyim. Daha kötü demeyeyim de en az onun kadar kötüdür. Niye? Her yerde ileri anne yaşı yok muydu? Vardı. O yüzden tek tek saymama da gerek yok. Ama bilinmesi gereken şey trizomi riskidir. İleri anne yaşı trizomi riskini arttırır. İleri anne yaşı trizomi riskini arttırır ama bonozomi riskini arttırmaz. Yanda sınav sorusudur. İleri anne yaşı trizomi riskini arttırsa da monozomi riskini arttırmaz. İleri baba yaşı çok az da olsa genetik hastalıklar riskinde hafif artışla ilişkisi olabilir. Preterm eylemi bir yuvarlak içine alın riskini arttırır ama gelişme geriliği, ölü doğum yapmaz. O zaman yaptığı bir şey var diyelim, o da azıcık preterm eylem. Yani babaların yaşı o kadar olaya da müdahil olmuyor gibi duruyor. Obez kadınlar gebe kalabilir mi? Kalır. Ama obeziteyi de teratojen kabul edin. Niye? Antiepileptikler ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Nöral tüp defekti yapıyor, kardiyak anomali yapıyor. Bunların hepsini antiepileptikler de yapıyor. O zaman ne kaldı senin valproik asitten farkın? Neredeyse kalmadı. Değil mi? O zaman bunlar zor kadınlardır. Peki bir şey daha. Obstetrik komplikasyonlar açısından nelere neden oluyor? Aklınıza ne geliyorsa neden oluyor da. Bir, obez insanda insülin direnci ne oluyordu? Artıyor. Gebe kadında insülin direnci olduğunu az önce anlattık mı? Anlattım. Hem gebesin hem de o zaman obezin tartışması. Sen de gestasyonel diyabet olur mu? Olur kardeşim. Benim beklediğim soru da odur. Obez gebelerde obstetrik komplikasyonlar içerisinde en fazla artan nedir derlerse bu gestasyonel diyabet. Yani bana hocam bu tabloda bir tane işaret koyacağım. Neye işaret koyacağım diyorsanız, birincisi gestasyonel diyabet, ikincisi de preeklemsidir. Obez kadında da hipertansiyona meyil daha fazla olacak. Preeklemsi ortaya çıkar. Peki bu obez kadının obez çocuğu olmaz mı? Yani makrozomi ve LGA bebek olur. Bu obez bebeği doğurtmaya çalışırken ölü doğum olamaz mı? Doğurtmaya çalıştın diyelim, zorlandın, postpartum kanamalar, enfeksiyonlar ortaya çıkamaz mı? Hatta doğurtamadın, gidersin sezeryanı alırsın. Sezeryanı alırsan da obez kadında yarı yarı enfeksiyonu olur. Başına bela olur kardeşim. Omuz takılır. Erken doğum da olur. Post, ne derler? Postterm gebelik de olur. Yani burada belki sadece preterm yazıyor ama konunun içerisinde postterm gebelik yaptığını da göreceksiniz. Yani aklınıza ne geliyorsa her şeye neden olabiliyor da siz bir gestasyonel diyabet, iki de preeklemsiyi unutmayın istiyorum. Bunun dışında bütün gebelikten önce anamnezini alacaksınız, sistemik hastalıklarını sorgulayacaksınız. Diyabeti mi var, epilepsisi mi var, hangi ilaç kullanıyor, değil mi? Gebelikten önce mutlaka folik asite başlayacaksınız. Kullandığı ilaçları da değiştireceksiniz ve enfeksiyonlarını da sorgulayacaksınız. Burası önemli. Gebelikten önce bakılması gereken enfeksiyonlar. Bir, rubella'ya bakacaksınız. Geçirmemişse aşılayacaksınız. Peki canlı aşıdan sonra en az bir ay ne olmayacak gebe? Kalmayacak. Varicella, immünize değilse aşılayacaksınız. Hepatit B, immünize değilse aşılayacaksınız. HIV'ye niye bakıyorum, aşısı yok? Ama tedavisi var. Antiretroviral bir ilaca başlarsınız, değil mi? Sonra gebe kalır. Anneden bebeğe geçişi önlersiniz. Gerekiyorsa riskli popülasyonlarda hepatit C'ler, tüberküloz, sifiliz, gonore, klamidya gibi de, değil mi, enfeksiyonları araştıracaksınız. Peki neye gerek yok? Bak, Türkiye için toksoya gerek var. Sonuçta bizim girdiğimiz sınav Amerikan textbooklarından giriyorsunuz. Orada her ne kadar olmasa da, ama bizde hala gerek var mı? Var. Ama CMV gerek yok kardeşim. Bütün dünya literatüründe şu anda biz rutin tarama yapmıyoruz. Onu sorarlar. Zaten 2005'te sordular. CMV taranması gerekenler içerisinde değildir. HSV, eşinde bir lezyon yoksa ona da gerek yok. Tamam da bizim poliklinikte ne oluyor Allah aşkına? Torç panelini işaretlemiyor mu Allah aşkına bizim asistanlar? Neyle beraber? Others'larla beraber. Allah ne verdiyse işaretliyorlar. Kitap diyor ki bakma diyor, bakma. Sen de bakmayacaksın. Bir kadın gebe kalmaya karar verdiğinde her şey yolunda bile gitse %2-3 majör anomali riskini göze alarak gebe kalıyor. Yani sizde zaten %2-3 majör anomali riski var da bunu nasıl azaltabilirim, normale çekerim dediğinizde biz ne yapıyoruz doğum öncesinde, daha doğrusu gebelikten önce ne başlıyoruz? Folik asit profilaksisi başlıyoruz ki hem nöral tüp defektini hem de kardiyak anomaliyi azaltabilelim diye. Bu da en az gebelik takibi kadar önemlidir. Gebelik boyunca da, ilk trimester boyunca da 400 mikrogram folik asiti kullanacaksınız. Diyelim ki gebe kaldınız, size takibe gelecek.
Bu hastanın ilk 28 hafta ayda bir, sonra 2-3 haftada bir, 36'dan sonra ise haftada bir takibi alacaksınız. Bu hasta size her geldiğinde mutlaka kan basıncını ölçeceksin, belki preeklemsi olacak. Her geldiğinde kilosunu ölçeceksin, obezse preeklemsi olabilir, gestasyonel diyabet olabilir. Kilo almıyorsa gelişme geriliği olabilir. Her geldiğinde fundusunun yüksekliğine bakacaksınız. Niye? Gebelik düzgün ilerliyor mu, ilerlemiyor mu diye bir gösterge olacaktır. Belki de en önemlisi her geldiğinde bebeğin kalp atımı var mı yok mu, buna bakacaksınız. Peki kapıdan içeriye giren 6 haftalık bir gebeye sorduğumuz bizim ilk soru nedir sizce hekim olarak? Neyi soruyoruz biz sizce? Hekim, kadın doğum hekimisiniz, 6 hafta bir gebe geldi. Ben ilk ne sorarım? Ablacığım, son adet tarihi ne diye soruyorum ya. Son adet tarihi benim için önemli mi? Önemli. Niye? Gebelik yaşını hesaplıyorum. Tahmini doğum tarihini hesaplıyorum. Tahmini doğum tarihi hasta için önemli değil mi? Hasta da bana onu soruyor. Hocam ne zaman doğacak? İşte başak olacak mı? Bilmem ne olacak mı? Diye bunun hesabını yapanlar var. Hocam biz çocuğu ayarladık. İşte 4 Temmuz'da doğuma alır mısın? Alırım da bir bakayım dedim. Çocuk 30 hafta. Çok da ayarlayamamışsın 4 Temmuz'u dedim. Demek ki bazı insanlar için önemli olabiliyor mu? Doğum tarihi oluyor. Şimdi bu tarihi nasıl hesaplayacaksınız? Son adet tarihinden 3 ay çıkartıp 7 gün eklediğinizde, değil mi? O tarihte genellikle beklediğiniz doğum tarihi oluyor. Peki bu hastanın ayrıntılı anamnezini aldınız, muayenesini yaptınız. Sonra ne olacak? Laboratuvara geleceksiniz. Hemoglobin, hematokritine bakacaksın. Hemoglobin değeri 11'in altındaysa bizim için anemi sınırıdır. Demir başlayacaksınız. 20. haftadan sonra zaten anemisi olmasa bile demiri ne yapıyorsunuz hastalara? Veriyorsunuz. Kan grubu RH'ine bakacaksınız. RH negatifse indirekt kumsuna bakacaksınız. Sade tit değil, idrar kültürüne de bakacaksınız. Neden? Protein ürü var mı yok mu? Başta bileceksiniz. Asemptomatik bile olsa, bakteri ürü varsa tedavi edeceksiniz. Gerekiyorsa enfeksiyonları bir daha tarayacaksınız. Simir yine gerekiyorsa alacaksınız. Şuraya bir işaret koyun, biraz sonra onları konuşacağız. 11-14 hafta arasında birinci trimester taraması yapacağız. Ne taraması? Anekloidi taraması yapacağız. Bu çok önemli.